كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 5. İbadet ve dua için zaman ayırın. Burada hepimiz dökülüyoruz. Ne Allah'a, ne kitaba, ne Kur'an'a, ne peygambere hiçbir şey ayıracak vaktimiz maalesef yok. Pazar günü piknik var, mangal var, deniz var deyince bir otobüs adam kalkıyor 4'te 5'te, namaz yok, abdest yok, dümdüz basıp gidiyorlar. Ama aynı adamlara kardeşim bir pazar sabahı gelin falanca camiye gidin desek hepsinin içi çıkıyor. Ya da ben kalkamam, ben gelemem, ben şuyum, ben buyum. Arkadaş, ya estaûzu billah, bismillah, ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budun ya. Ayet be kardeşim ya. Ah, ibadete zaman ayıracaksın, mecbursun. Çünkü senin yaratılış maksadın ibadet. Allah Celle Celaluhu'ya kulluk etmek. Allah Celle Celal ne diyor? Biz ölümü ve hayatı yarattık. Bakalım hanginiz daha iyi ameller yapacak? Bakalım diyor bak. Hanginiz daha iyi ameller yapacak? Ölçeceğim, biçeceğim, tartacağım diyor. Allah Celle Celaluhu. Namaz yok, abdest yok, gusül yok. Hiçbir şey yok. Allah ayıracak zamanımız yok ya. Ya bu zamanı Yaradan'a ayıracak yok mu zamanımız ya? Zamanı Yaradan Allah Celle Celaluhu ama yok. Zamanı Yaradan'a ayıracak zamanımız kalmadı maalesef. Hadi ya çok geç oldu. Bu saatten sonra namaz mı kılır? Ya çok yoruldum ya, şimdi bu adaba kılmasana. Namaz senin keyfine göre değil ağam. Öyle bir şey yok paşam. Arkadaş, namaz baş sallanıyorsa kılınacak. Eğer kafa sallanmıyorsa tamam eyvallah, o zaman namaz düşüyor. Tabii ki de sağlığına kavuşunca kaza edeceksin. Ama böyle yatıyorsun, göz kapaklarıyla namaz olmaz. Buna da fetva veren de var. Bazı takvallar var. Gözünle kılacaksın. Gözle namaz mı olur? Nasıl namaz kılacaksın? Ne yapacaksın? Böyle keto gibi gezeceksin ondan sonra. Göz kapağıyla namaz olmaz arkadaş. Baş oynuyorsa başında namaz kılarsın. Ama baş da oynamıyorsa namaz senden düşüyor. Bu kadar basit. Aslında basit değil. Anlatım olarak bu kadar basit. Mevzunun büyüklüğü çok ama çok derin. Allah Celle Celaluhu diyor ki o namaz kılınacak. He, kılmıyor musun? Tamam diyor kulum, sıkıntı yok. Dünyada ye, iç, yat. Kılma namazı. Tamam. 5 vakit huzuruma gelme. Tamam. Öldüğün zaman görüşeceğim seninle diyor. Allah Celle Celaluhu. Arkadaşlar, biz evliya değiliz. Biz sahabe değiliz. Biz hiçbir şeyiz. O kabre indiğimiz zaman, men rabbuke dediği zaman hesap veremeyiz. Onu demek için o namaz kılınması lazım. Hazreti Ömer kabre iniyor. Geliyor melekler. Rabbin kim diyor. Hazreti Ömer ne diyor? Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Biz olsak? Ne zannediyorsun? Biz böyle kalacağız. Böyle böyle kalacağız. Nereden geliyorsunuz diyor. Diyor ki kaçıncı kat sema? 3-4 neyse. Hazreti Ömer diyor ki sen diyor bilmem kaç yüz senelik mesafeden geliyorsun. Rabbini unutmamışsın. Ben diyor 2 metrelik çukura indim. Rabbimi unutacağım diyor be. İşte Hazreti Ömer olursan bunu diyorsun. Hazreti Ömer olursan bunu diyorsun. Bizim gibi değil. Biz acaba ne ahvaldeyiz? Namaz kılanın da namazı yalap şalap. Hiç. Kılıyoruz da sen ona dua et. Ne dua edeceğim, bana ne ya? Kılıyoruz ona dua et he mi? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Al sana bakayım. Kıldığıma dua et. Al sana. Yazıklar olsun diyor. Allah Celle Celaluhu. Öyle namaz kıldım yok. Allah Kur'an'da ne diyor biliyor musun? Celle Celaluhu. O namazı kılanlar değil diyor. O namazı huşu ile kılanlar. Ayet aynen böyle geçer. Haşiun diye geçer. Ayet bu. Huşu içerisinde. O okudukların ne yani,
Behlül Dana Hazretleri olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Diyorlar hani akşam camiye git. Çıkışta tuttuğunu getir iftara. İftara gelsin. Camide normal eskiden camiler dolu, şimdiki gibi değil. Tutuyor getiriyor iki kişi. Allah Allah. Ya diyor ben sana bütün camiyi getireyim. Sen de niye iki kişi getirin? Diyor ki çıkışta kapıda bekledim. Hepsine tek tek sordum. İmam namazda ne okudu? Sadece diyor iki kişi bildi. İkisini getirdim. Ya. Biz bakalım düşünelim bakalım. Düşünelim bakalım. Akşamı kıldık. Kendi okuduğunu da bilmiyor ki adam. Evde takılan da ne okuduğunu aklına mı acaba bilmiyorum. Ne okuduğunu bilmiyor. İmam ne okuyor bilmiyor. Anlamını bilmiyor. Anlamını bilmiyor ya. Belki de Allah Celle o ayette sana kızıyor. Belki de bana kızıyor. Ben hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, hangi sure beni yaşanır diyor? Hud suresi. Emrolunduğu gibi dosdoğru ayeti diyor beni yaşlandırdı. Beni de işte Maun suresinin feveylül lil musalline ellezine hum an salatihim sahun ayeti, şahsım olarak konuşuyorum, o da beni yaşlandırdı. Ne demek yaşlandırdı? Hakikaten düşünüyorum, namaz kılıyoruz ama nasıl kılıyoruz ya? Vallahi gerçekten bu soruyu bir soralım kendimize. Abdestimiz düzgün değil. Namazdayken aklımız 40 yerde. Bitse de kurtulsak, bitse de gitsek, 2 dakika kılsak, 5 dakika kılayım, reklam arasında kılayım. He? Şu namazı kılayım 2 dakika ne olacak? Giderim 2 dakikada kılayım. Diyor ki bak, şu namazı diyor aradan çıkartayım. Namazı aradan çıkartayım demek, Allah'ı aradan çıkartayım demek ya. Namazı aradan çıkartayım demek, bu namaz bana engel demek. Namaz bana engel demek, Allah Celle Celal bana engel demek. Evet. Bu yaptığım işe Allah engel diyor adam. Aynen böyle. Aradan çıkartayım. 2 dakika bekleyin, 2 dakikada kılarım ya diyor. Lan oğlum 4 rekat kılıyorum. Nasıl 2 dakikada kılacağım? Ben 2 dakikada kılarım diyor. Ama hiç merak etme. Gurur duyuyor. Bizim bir tanıdık var. Ben diyor eskiden diyor 2 dakikada kılardım biliyor musun diyor. Şimdi 4 dakikada kılıyorum. Muhabbete bak. Adam bunu ciddi söylüyor. Eskiden ben diyor bir namaz kılardım. Hani gören desene sahabe gibi mi? Yok lan ne sahabesi. Tövbe estağfurullah. Firavundan beter yani. 2 dakikada kılar çıkarım diyor. 2 dakikada be kardeşim diyor. Namaz dediğin nedir ki diyor. Hemen yalap şalap Allahu Ekber de şak 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 şak. Hareketler böyle. Ne yapıyorsun oğlum? IQ'da mı yapıyorsun? Namaz mı kılıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya adam rüküye eğilmeye tenezzül etmiyor. Öyle adamlar var ya. Hani rüküye eğilip bel düz olacak. Sünnet bu da. Bel dümdüz olacak. Bu. Adam yarıda bırakıyor tekrardan geri kalkıyor. Ben şunu gördüm ya. Yine hep ben görüyorum. Bilmiyorum bu keşif mi keramet mi bilmiyorum. Nerede sapı manya var benim yanıma geliyor. Bak abi bak adam rüküye eğildi. Mesela ne yaptı? Allahu Ekber dedi rüküye eğildi. Subhane Rabbiyel Azim onu da okudum bilmiyorum. Neyse hadi okudu diyelim. Günahını da almayalım. Abi okudu. Mesela kalkınca ne diyoruz arkadaşlar? Heh, adam böyle yaptı bak. Semiyallahu lümen. Daha gerisi gelmeden küt secde. Rükudan 10 santim kalkıp secdeye yatan adam gördüm. Ya. Geç ya neyse o da bana denk geldi onu da söyle. Ya şimdi secdeden kalkıyorsun mesela. Hoca ne diyorum? Allahu Ekber diyorsun. Bir oturuyorsun değil mi? Oturuyorsun. Hoca ikinci Allahu Ekber'i demeden daha bak demeden adam ikinciye yattı yanımda ya. Mübarek hocanın ağzından bir Allah bir çıksın, Allah kelam bir çıksın ondan sonra yat bari be. Hadi bir yerden kurtar. Hoca da Allah bak kalkıyor daha hani oturacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki secde arası o kadar oturuyordu ki sahabiler ikinci secde yatmayacak zannediyordu. O kadar uzun. Mübarek adam daha yani kıçın şeye değmedi, ayağına değmedi. Beni konuşturacaksın şimdi yani. O ayağın üstüne, o ayak. O değecek ya, temas edecek. Vücutlar bak işte tadil erken ne kadar önemli biliyor musun? Aman ya Rabbi. Tadil erkensiz kılınan hiçbir namaz kabul değil arkadaşlar. Tadil erken kılınan namaz kabul değil. Nokta.